الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, Recep-i Şerif bütün hızıyla, bütün süratiyle akıp gidiyor. Şaban-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Ondan sonra da Ramazan-ı Şerif'e inşallah Rabbimizin inayetiyle ulaşmış olacağız. Allah-u Teala bu mübarek ayları insanlığın hidayetine, alemi İslam'ın da ittifakına, ittihadına vesile eylesin. Bu aylarda Rabbimizin, Mevlamızın bereketi, inayeti, rahmeti, feyzi, mağfireti öbür aylara göre artıyor. Allah-u Teala'nın kullarına, bahusus Müslüman olan kullarına ikramı artıyor. İhsanı artıyor. Mümin kullarına ikram edeceği ücreti, hayrı, mükafatı artırıyor. Ne yapmak lazım? Müslümanların da Rabbimizin ikramını artırmasına karşılık Müslümanların da gayretlerini, hizmetlerini artırmaları lazım. Muteber kaynaklarda ifade edildiği gibi bir mümin normal zamanlarda Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla hayırlı bir iş işlese, hayırlı bir iş yapsa, böyle bir işe, böyle bir davranışa Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hasene. Hasene kelimesini kullanıyor. Kim bir hasene, yani güzel bir şey, Allah'ın razı olduğu bir şey, Allah rızası için yapılan şey yaparsa, bir şey, bir hayırlı iş yaparsa, normal zamanlarda Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed olduğumuzdan dolayı rahmeten lil alemin olarak yeryüzüne gelen Hazreti Muhammedül Emin'den dolayı onun ümmetlerine normal zamanlarda yaptığı bir hayra karşılık 10 misli mukabele ediyor Cenab-ı Hak. 10 misli. Neyle sabit? Kur'an'la sabit. İnkar mümkün değil. Men ca'e bil haseneti ayetimiz, senedimiz budur. Bu husustaki senedimiz Kur'an ayetidir. Men ca'e bil haseneti, kim bir hasene, yani Allah'ın hoşuna giden, Allah'ın sevdiği, hoşlandığı, razı olduğu bir amelde, bir işlemde, bir eylemde, bir davranışta, bir hizmette, bir himmette bulunursa felehu aşru emsaliha, o mümine Allah yaptığının 10 katı, 10 misli mükafat verecektir diye kat'i ayet var. 10 misli. Diyelim ki
normal zamanlarda bir fakire, bir fakir öğrenciye bir kilo yiyecek maddesi aldın verdin veya 1 milyon lira Allah rızası için verdin. Bu ayet-i kerimeye göre Rabbimiz Mevlamız senin mükafatını sanki 10 milyon vermiş gibi yazıyor. Ayet var, inkarı mümkün değil. O böyle istemiş, böyle yapmış, böyle yazmış. Kimin ne demeye hakkı var? 10 katı mukabele ediyor. Bu da kafi gelmemiş. Rabbimizin rahmeti bol, bereketi bol, mağfireti bol, feyzi bol, vergisi bol, ihsanı bol, ikramı bol. Bu da kafi gelmemiş. Ya 3 mübarek ay ikram etmiş. 3 tane mübarek ay. Milletimiz 3 aylar diyor. Araplar şuhuru selase, 3 mübarek ay diyor. Recep, Şaban, Ramazan. Recep ayında bir Müslüman bir hasene, bir iyilik yaparsa, bu sefer Recep'in hürmetine, Recep ayının Allah katındaki üstünlüğüne, özelliğine binaen Recep ayında bir hasene, bir iyilik yapana Cenab-ı Hak 100 misli mukabele ediyor. Bakın 10 katından 100 katına çıktı. Artış var. Şaban ayında bir Müslüman bir hayır, bir hizmet, bir hasene işlerse bu sefer 300 katına çıkıyor. 300 kat. 300 misli. Ramazan ayında bir hasene, bir hayır yaparsa bu sefer içinde bulunan Kadir gecesinden dolayı o ay boyunca hayır işleyenlere Cenab-ı Hak 1000 misli, tam 1000 misli mukabele ediyor. Aklımızda kalsın. Bu kadar bol, bu kadar bereketli aylarda eğer biraz daha canlanmış değilseniz, biraz daha program değişikliği yapmamışsanız, öbür aylardan farklı bir davranış içine girmemişseniz, vallahi zarardasınız, billahi zarardasınız. Büyük bir kayıptayız, zarardayız, ziyandayız. Çünkü gelecek senenin 3 aylarına kimlerin kavuşacağı, kimlerin kavuşmayacağı kimseye malum değildir. Bir mümin yaşadığı dakikaları değerlendirmekle mükelleftir. Geçmişi geri getiremeyiz. Geleceğimizden de kimse emin olamaz. Camiden çıkıp giderken kimse evine garanti gideceğine dair senet veremez. Hele bugünkü ortamlarda, bugünkü zulüm ortamında, terör ortamında, kargaşa ortamında, trafik canavarlarının ortamında evinize sağlıkla, sıhhatle, ölmeden, sakat olmadan gidebileceğinize dair içinizde kaç tane baba yiğit var? Kim kime kefil olabilir? Kim kime vekil olabilir? Bu açıklamayı yaptıktan sonra yine geçen derslerimizde üzerinde durduğumuz hususu biraz daha farklı açıdan arz etmeye devam edelim. Üzerine durduğumuz mesele şuydu. Bazı yanlışlar var, bazı hatalı inançlar, sözler, bilgiler var. Milletin kafasına, zihnine yerleşmiş. Soruyorsun bir Müslümana, efendi imandan sonra ne gelir? Hemen yapıştırıyor. İmandan sonra amel gelir. Hayır, ben reddediyorum bunu. İmandan sonra amel gelmez. Amel demek yani fiil, hareket, işlemek. Ne gelir peki hocam? İmandan sonra ilim gelir. İlim, ilim, ilim. İlim olmadan amel vallahi olmaz Müslümanlar. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. İman ettin elhamdülillah. Nasıl? Buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Amenna ve saddakna. Şimdi bunu söyledik, kalbimizle bunun manasını tasdik ettik, doğruladık. Dilimizle de böylece kelime olarak ikrar ettik, ifade ettik, telaffuz ettik. Şimdi ne yapacağız? Hemen arkasından abdest alacağız. Abdest. Abdesti niçin alıyoruz? Siz söyleyin, niçin abdest alıyoruz? Namaz kılacağız. Sabah üzeri kelime-i şehadeti getirdiyse bir gayrimüslim adam, öğlene doğru sabah üzeri Müslüman olan kişiye öğlene doğru farz olan bir ibadet var. Hangisidir? Namaz. Namaz kılacak. Namazda ne var? Kıyam var, kıraat var, rükû var, sücud var, tahiyyat var, selam var, hadesten taharet, necasetten taharet, istikbali kıble, vakit, niyet, tekbir var. Bütün bunların bilinmesi lazım. Demek ki iman ettikten sonra evvela neyin peşine düşmesi lazım? Abdestin nasıl alındığının ilmine, namazın nasıl kılındığının ilmine müracaat etmesi lazım. Namaza değil, namazın ilmine. Namazın ilmine. Namazda okuyacağı Sure-i Fatiha'nın tahsiline, namazda Fatiha'dan sonra okuyacağı Zamm-ı Sure dediğimiz Kur'an ayetlerinin, Kur'an'daki surelerin tilavetine, kıraatine, okumasına, talimine, tahsiline başlaması lazım. Bakın daha namaz ameldir. Ama namazı eda etmeden evvel namazla ilgili ilimleri, bilgileri, kıraati, tilaveti teker teker tahsil edip, talim edip öğrenmesi lazım. Namazın farzlarını bilmesi lazım. Namazın vaciplerini bilmesi lazım. Namazın sünnetlerini bilmesi lazım. Namazın mekruhlarını bilmesi lazım. Namazın müfsitlerini bilmesi lazım. Namazın farzı 12'dir. 6'sı dışında 6 tamam, amenna. Peki namazın 21 tane vacibi var. Bu vacipleri teker teker sayabiliyor musun, sayamıyor musun? Sayamıyorum. Senin kıldığın namaz temelsizdir. İlimsiz namaz kılıyorsun. 65 yaşına gelmiş hacı efendiye soruyoruz. 10 kere hacca gitmiş, 65 yaşına kadar üzerine kaza namazı olmayan bir hacıya soruyorsun. Efendi, namazın vaciplerini sayar mısın? 2 tane sayamıyor. 21 tane vacibi var namazın. Ne kılıyorsun sen? 21 tane namazın sünnetleri var, sayman lazım. Namazın mekruhları var, sayman lazım. Sayamıyorsa demek ki namazdan evvel tahsil edilmesi, bilinmesi, bellenmesi, okunması, öğrenmesi şart olan hususlarda ihmalimiz var. Bu ihmalin sebebi de imandan sonra amel gelir yanlışından kaynaklan. İmandan sonra amel gelmez, ilim gelir. Bu elde edilmezse yaşlanmanın, yaşlı olmanın, hacı olmanın, mesela hacca gitmeden evvel hac ile alakalı ilimleri, esasları, usulleri, yöntemleri, bilgileri elde etmek farzdır. Hacca gitmeden evvel haccın farzları, haccın vacipleri, haccın sünnetleri, haccın müfsitleri, haccın mekruhları, hac nasıl yapılır, nerede yapılır, ne şekilde yapılır, bunları okumak hacca gitmekten önce o kişiye farz olur. Farzdan evvel farz. Namaz farzdır. Namazdan evvel namazın ilmi farzdır. Namazdan evvel farz. Farzdan evvel farz. Farzdan önce farz. İlim, ilim, ilim. Bütün bunların cemaati müslimin tarafından kendisini Müslüman kabul eden, Müslüman zanneden insanların bunları tahsil etmesi lazım. Bunları mutlaka teker teker
ta'lim veya taallüm, yani birisinin okutması, öbürünün de okuması lazım. Başka türlü çaremiz, çözümümüz yoktur. Görüyorsunuz memleketin halini. Senelerce Ankara gibi bir baş şehirde Devlet Güvenlik Mahkemesi gibi muazzam ve mühim bir mahkemede başsavcılık yapmış bir adam emekli olduktan sonra siyasete atılıyor ve akıl almaz hata ediyor. Ne diyor? Efendim, ibadet, ezan, namaz, Kur'an Türkçe okunmalıdır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allahu Ekber kelimesi kaldırılsın, yerine Tanrı uludur diye bir kelime gelsin diyen adamın bakın cehaletine, bakın sapıklığına, bakın zavallılığına. Yahu Allahu Ekber namaza başlamak, daha bırakın namazı, bir Müslümanın evinde bir çocuk dünyaya geldiği zaman o çocuğun ağzına su, ağzına süt vermeden evvel kulağına siz söyleyin ne okunuyor? Demek ki bu savcının evine kulağına Allah girmemiş. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Düşünebiliyor musunuz? Dünyaya gelen bir çocuğun ağzına daha herhangi bir gıda maddesi, meşrubat, içilecek bir şey gitmeden evvel İslam terbiyesine göre sağ kulağına Allahu Ekber ezan okunması lazım. Yetişen neslimizin nasıl yetiştiğini, Cumhuriyet'in çocuklarının haline bakın. Efendim, bağırma. Bağırmayalım. Yetişen neslin haline bakın, yani emekli bir savcının haline bakın. Eğitimimizin haline bakın, yönetimimizin haline bakın, yetişen insanlarımızın haline bakın. Daha ezan nedir, nasıl okunur, nerede okunur, niçin okunur, ne şekilde okunur, adamın hiçbir şeyden haberi yok. Şu memleketin halini, içler acısı halini görün. Biliyorsunuz namazın farzlarından birisi de, 12 tane namazın farzı var dedik. Hadesten taharet, abdest alacaksınız. Necasetten taharet, temiz olacaksınız. Kıbleyi bulacaksınız. Setre avret yapacaksınız. Ondan sonra niyet edeceksiniz. Namaza neyle başlanır? Siz söyleyin, namaza giriş neyle olur? Allahu Ekber'le olur. Yani bir Müslüman namaza başlarken Tanrı uludur diye namaza başlasa bunun namaz olmayacağını eşekler bile biliyor. Ama başsavcı bilmiyor. Niye? Din eğitimi almadı da onun için. Din eğitimi, din, din, din. Dinsiz yetişen neslin halini görüyor musunuz? Namaza neyle başlanır? Allahu Ekber ne demektir? Aman ya Rabbi. Az kalıyorum vallahi çıldırayım. Şu memleketin haline bak. En yetkili makamlarda, en insanları yargılayan, sorgulayan, mahkum eden, mahpus eden insanların, makamların sahiplerine bakın. Acımamak mümkün değil. Allahu Ekber asla Tanrı uludur anlamına gelmez, mümkün değildir. Tanrı Allah anlamına gelmez. Allah kelimesinin karşılığı Tanrı değildir. Tanrı insanların aklından, kafasından uydurduğu maddi şeylerdir, tabii şeylerdir. Allah'ın ise akılla, herhangi bir maddeyle, mekanla, zamanla, şekille
tespiti ve teşhisi mümkün değil. Bütün mesele işte bu cehaletten geliyor. Haydi diyelim ki cehalet var. Cehaletten beter bir cehalet daha var. O da siz söyleyin, bilmediğini bilmiyor. Bak, bilmediğini bilse aferin, bu adam yine insaflı. Bilmediğini biliyor. Ya bir de bilmediğini bilmemesi, ne dersiniz, bundan beteri yok. Efendim sordular bir soru, insana her sorulan soruya cevap vermek zorunda değilsin ki. İmam-ı Malik Hazretleri var, Maliki mezhebinin müştehidi. Muhteşem bir alim. İmam-ı Malik, hani İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, bir de İmam-ı Maliki var. Malumunuz, Malik bin Enes, İmam-ı Malik, büyük müştehid. Bir gün onun huzuruna bir Müslüman gelip soru sormak istiyor. Soru sormak. Yazmış bir listenin bir kağıda soracağı soruları yazmış. 40 tane soru hazırlamış, İmam-ı Malik'e soracak. Buyurun sorun diyor. Adam soruyor, bir, şu şöyle midir? Cevabı, la edri, bilmiyorum diyor. İki, bilmiyorum. 40 tane soru soruyor, bunun sadece 2 tanesine cevap veriyor, biliyorum diyor. 38'ine bilmiyorum diyor. Adam şaşıyor, diyor ki, ey imam, sen diyor 40 tane soru sordum, sadece 2 tanesine biliyorum dedin, cevap verdin, 38'ini cevaplandırmadın. Sen daha diyor burada niçin oturuyorsun, niçin maaş alıyorsun, niçin ücret alıyorsun, niçin bu makamı işgal ediyorsun? Aldığın ücreti, aldığın parayı, aldığın maaşı hak edebiliyor musun deyince, diyor ki yavrum aklını başına al. Ben bildiklerimin maaşını, bildiklerimin ücretini alıyorum. Bilmediklerimin ücretini ödesen, dünyayı versen ödeyemesin diyor. Bilmediklerim çok benim. Bildiklerimin karşılığıdır aldığım. Bilmediklerimin karşılığı, henüz hiçbir hazine onu ödeyemez. İnsana sorular sorulur. Cevap vermek mecburiyeti yok. Veya biliyorsan cevap verirsin. Şimdi bir başsavcı hukukçudur. Hukuk tahsil etmiş. Savcılık yapmış vesaire. Ama ezan-ı Muhammedi Türkçe okunur mu okunmaz mı? Bu ilmi bir meseledir. Dini meseledir. Dil meselesidir. Din meselesidir, İslami bir meseledir, lisanı ilgilendirir, dini ilgilendirir, İslam ilimlerini, Arapçayı ilgilendirir, Türkçeyi, lisan ilmini. Sen hukukçusun, din alimi değilsin, lisan alimi değilsin, edebiyatçı değilsin, sanatkar değilsin, tercüman değilsin, mütercim değilsin, Arapçayı bilmiyorsun. Daha sen niçin ezan Türkçe okunmalıdır, namaz Türkçe kılınmalıdır, Kur'an Türkçe okunmalıdır? Bunu söylemenin ilimle, akılla, izanla, irfanla, vicdanla bir alakası yok. Sormuş olabilir birisi. Eğer dürüst ise, insaflı bir insan der ki yavrum, bir talebe ise, herhangi bir kimse ise, kardeşim yavrum, bu sorunun muhatabı ben değilim. Ezan Türkçe okunur mu, okunmaz mı? Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sor, falan alime sor, falan ilim adamına sor. Ben ilim adamı değilim, ben hukukçuyum demesi lazım. Benim ihtisasım, benim tahsilim buna yetmez demesi lazım. Bu çünkü dini bir mevzudur. İslami bir mevzudur. Ben İslam alimi değilim demesi lazım. Ben din alimi değilim demesi lazım. Bir savcı emeklisi kendisini din alimi yerine koyarsa bizim kıyametimiz kopmuştur.
tevekkeli mi memleket bir türlü sükuna, sükuta, huzura kavuşamıyor? Aklına gelen de konuşuyor, diline gelen de konuşuyor, bilen de, bilmeyen de, anlayan da, anlamayan da konuşuyor. Korkunç bir şey. Bir general emeklisi hayatta Kur'an'ı okumadığı, tefsir okumadığı, İslam ilimleriyle alakadar olmadığı halde kalkıyor, ayet okuyor, yorum yapıyor. Kur'an'da şu vardır diyor, bu yoktur diyor. Şu general emeklisine bakın ya. Ya sen harbiye mezunusun, ilahiyat okumamışsın, İslam'ı okumamışsın, Kur'an'ı okumamışsın. Senin fetva vermeye ne hakkın var? Şu memleketin haline bak. İslam'ın ne olduğu veya ne olmadığı ilim meselesidir. Bunun ilmi var. İlim. Gazetecinin anlayacağı, anlatacağı, efendim bir hukukçunun, bir siyasetçinin, bir harbiye mezunu kişilerin, emekli generallerin, emekli savcıların işi değil bu iş. Niye şu memlekette dini İslam'a saygı yok, ilme saygı yok, İhtisasa saygı yok? Neden bu işin ilim olduğunu kabul etmiyorlar? Onun için Mehmet Akif gibi hem Arapçayı, hem Farsçayı, hem Fransızcayı, hem Osmanlıcayı, hem Türkçeyi en mükemmel konuşan insanlar bile asla böyle bir davranış sergilememişlerdir. İstiklal Marşı'nın içinde biliyorsunuz, aynen Mehmet Akif merhum öyle söylemiyor mu? Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ki Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı, emekli savcı, Mehmet Akif'in daha tırnağının arasındaki kir kadar olamaz, kir. Tırnağı kadar demiyorum. Tırnağın arasında kir varsa o kir dahi olamaz. Onlar böyle ezana saygı. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Bak dinin temeli bu. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allahu Ekber sadası kesilmemeli diyor. Ki biliyorsunuz Mehmet Akif merhum hali hayatında Türkçe'ye, Arapça'ya, Fransızca'ya, Farsça'ya malik bir adam. Bugün en Türkçe'yi en güzel, en güçlü konuşan bir profesörü, bir kişiyi, bir hatibi araştırın. 3000 kelimeyi, 4000 kelimeyi kafasından geçmiyor. En fazla 4000 kelime. Amma güzel konuşuyor, amma hoş konuşuyor. Kelime sıkıntısı çekmiyor. Harıl 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 kelime hazinesi, lisanı, kelimesi bol dediğiniz bir insan 4000 kelimeyi aşmıyor. Mehmet Akif merhum 70.000 kelimeyle konuşmuştu. 70.000 kelime. Bunlar ezan Türkçe okunsun cüretine, rezaletine, cehaletine teşebbüs etmiyor, emekli bir savcı bunu söylüyor. Ne ilim var, ne edep var, ne haya var, ne kafa var, ne ihtisas var, ne de ilme ve ihtisasa saygı var. Aklına geleni söylüyorlar. Efendiler, kardeşler, müminler, Allahu Teala şu mübarek aylar hürmetine tekrar edebimizin, terbiyemizin, huzurumuzun, barışımızın, kardeşliğimizin, varlığımızın, birliğimizin garantisi olan İslam nizamına ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Ezan okunduğu zaman herkes bunun ne olduğunu bütün dünya anlıyor. Ezan okunduğu zaman Kürdü'de, Türkü'de, Çerkezi'de, Fransızı da,
Arabı da bunun camiye, namaza, ibadete davet olduğunu herkes anlar. Binlerce yıl, bütün tarih boyunca bu böyle olmuştur. Kimse bunun münakaşasını yapmaz. Hristiyanlara bakın, hepiniz çoğunuz Avrupa'yı gittiniz gördünüz. Biz de mümkün oldu gittik gezdik, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Kiliseleri var. Kiliselerde malumunuz çan çalar, çan çan çan. Hiçbir Hristiyan bu çanı kaldıralım da yerine şunu koyalım diyen bir kişi çıkmamış. Çan güzel bir şey mi? Hiç de güzel değil. Bir metalin, bir maden parçasının can 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 çirkin bir ses, pis bir ses. Ama hiçbir Hristiyan aydını, okumuşu, savcısı, hakimi, generali, emeklisi bu kilise çanını değiştiren de 9. senfoniyi oradan elektronik bir aletle Beethoven'ın 9. senfonisini okutturalım diye sivri akıllı çıkmamış. Ama bizde ne akıllılar var görüyor musunuz? Yazıklar olsun be. Vallahi yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Peki nasıl milletin birliğini sağlayacaksınız? Nasıl birlik beraberlik sağlayacaksınız? Nasıl ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlayacaksınız? Cahiloğlu cahiller. Ezanı kaldırın. Kur'an'ı kaldırın. İslam'ı kaldırın. Nasıl birleştireceksiniz? 1000 yıl bu millet Kur'an'la, İslam'la, ezanla, Muhammed Mustafa'yla hayatta kalmış. Neyi kaldırıyorsun sen? Neyi kaldırıyorsunuz? İşte Cenab-ı Hak bu kargaşa, kültür karmaşası içinde. Bakın yani yetişen insanımızın haline, cehaletine, cesaretine bakınca insan muazzam bir karamsarlık altına çöküyor. Karamsarlık altına giriyor. Ama karamsar olmayalım. Allah'ın lütfuyla İslam'a yeniden sarılan, İslam'a sımsıkı tutunan yeni bir nesil Allah'ın lütfuyla çığ gibi geliyor. İslam'la biz tarihte varlığımızı devam ettirmişiz. İslam'la Balkanlarda, Kafkaslarda, Filistinlerde, Somalilerde, 3 kıtada, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da İslam ile varlığımızı sürdürmüşüz. İslam'ı dejenere ederseniz haşa, İslam'dan çıkarsanız, İslam'dan uzaklaşırsanız vallahi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Kimseyi cepheye gönderemezsiniz. Ölüme giden asker ben şehit olmak için gidiyorum diye iman etmezse zincirlere vursanız cepheye gönderemezsiniz. Bu adamlar bindikleri dalları kesiyorlar. 70 yıldır bindikleri dalları kesiyorlar. Onu kes, bunu kes. Ne kaldı ortaya? Hırsızlıktan başka, hayasızlıktan başka, imansızlıktan başka ne kaldı ortada? Edep gitti, namus gitti, haya gitti. Bakın bazı televizyonlarda kızının ırzına geçen babalardan bahsediyor hayasız, imansızlar. Aile hayatımız çökerse, namus hayatımız çökerse, zaten ekonomik hayatımız çökmüş, üretim düşmüş, tüketim artmış, işsizlik artmış, barış gitmiş, kargaşa gelmiş, terör kıyamet koparıyor. Bir de İslam'ı kaldırırsan, Kur'an'ı, ezanı, camiyi, cemaati kaldırırsan nasıl hayatta kalacaksın? Kaldırdığının yerine neyi koyacaksın? O bakımdan İslam'a çok sıkı sarılmak borcundayız. Eğer ülkemiz bölünmesin, insanlarımız birbirine düşman olmasın deniyorsa, devletle İslam'ın barışması lazım.
milletle devletin kaynaşması lazım. Din ile devletin kaynaşması lazım. Din ile devletin birleşmesi lazım. 70 yıldır din ayrı, devlet ayrı. Bakın geldiğimiz nokta belli. İçinde bulunduğumuz felaket belli, musibet belli, cehalet belli, cesaret belli, rezalet belli. Dönüş yapmamız lazım. Yeniden İslam'a dönüş yap. Ama tam aksine böyle bir hengamede şimdi İslam'ı kökten kaldıramadılar. İslam'ı devreden çıkaramadılar. Şimdi onu yeniden şüpheye düşürmek için zihinleri bulandırmak, gençleri şüpheye düşürmek, İslam'a merak saranları, İslam'a ısınanları şüpheye, tereddüde düşürmek için şimdi İslam'ın etrafında çeşit çeşit kelime oyunları, kavram oyunları, bir takım söylemeler, ifadeler, terkipler, tertipler peşinde koşuyorlar. Efendim İslam bir tane değilmiş, çeşitli İslam varmış. Nasıl İslam varmış? Radikal İslam, liberal İslam, siyasal İslam, Alevi İslam, Türk İslam, Arap İslam, Nakşi İslam falan. Kaç tane İslam var ya? Allah belanı versin senin. Kaç tane de İslam var? İnne dîne indallâhil İslam. Yok diyor, İslam çeşitli. İslam'ın bir tek kaynağı var, o da Hazreti Kur'an. İki tane Kur'an-ı Kerim masa bana getirin. Radikal İslam, liberal İslam, siyasal İslam, Alevi İslam. Öyle şey olur mu ya? Zihinleri allak bullak ediyorlar. İslam'ı şüpheye düşürmek, tuzağa düşürmek istiyorlar. Ve çıkıp da bunları açıklayan yok. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu kalkıp da bir açıklama yapıp Türkiye'yi uyandırması lazım. Bu kargaşayı kaldırması lazım. İslam'ın etrafındaki bu tuzağı kaldırması lazım. Kelime tuzakları. Dinin ne olduğunu, dini İslam'ın ne olduğunu, olmadığını anlatmaları lazım. Varlığımızın, birliğimizin, hürriyetimizin, huzurumuzun kaynağı vallahi İslam'dır. Onu dejenere etmeyelim. Onun veya bunun keyfine, zevkine, siyasetine alet etmeyelim. Öyle insanlar türedi, peydahlandı ki inanmadığı halde Allah'tan bahsediyor. İnanmadığı halde Kur'an'dan bahsediyor. Bunlar iman ile alakalı meselelerdir. İnanmayanların bunlarla uğraşması mümkün değil. Bu da kafi gelmedi. Efendim din kelimesinin etrafında fırtınalar kopartılıyor. Din, nedir din? Bir karamboldur gidiyor, bir kargaşadır gidiyor din. Din deyince ne anlaşılması gerektiğini, ne anlama geldiğini, dinden kastedilen şeyin ne olduğunu herkesin bilmesi lazım. Şimdi adam konuşuyor. Efendim diyor, bu dinci. Dinci. Bu da kafi gelmiyor. Aşırı dinci. Allah Allah. Bu da kafi gelmiyor. Kökten dinci. Bu efendim daldan dinci, yapraktan dinci, budaktan dinci, ılımlı dinci. Bu ne biçim kelimeler? Bunları uyduranlardan daha namussuz adam olamaz. Bunları yazanlardan daha şerefsiz insan olamaz. Din İslam'dır. İslam'ın aşırısı, taşırısı, şaşkını, taşkını, bıçkını hiç olmaz. İslam'ın kitabı var. Kitaba uyarsan Müslümansın, uymazsan Müslüman değilsin. Daha kökteni, daldanı, yapraktanı, aşırısı ne oluyor? Ne demek bu? Yani İslam üzerinde, din üzerinde görülmedik tuzaklar var. Hileler var. Kelimelerle, kavramlarla, mefhumlarla, manalarla oynanıyor. Resmen oynanıyor, kasten oynanıyor. Ve insanlar tereddüde, şüpheye, sıkıntıya,
korkuya düşürülüyor. Allah'ın nizamı hakim olursa şöyle olacakmış, böyle olacak. Ya Allah senden de merhametli, benden de merhametli. Allah'ın gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa senden de merhametli, benden de merhametli. Rahmeten lil alemin. Asacakmış, kesecekmiş. Hangi zalim bunları söylüyor? Hangi kitaptan konuşuyorlar? Kur'an ortada. İslam ortada. Kur'an ne diyor? La ikrahe fiddini. Bir kimse Müslüman değilse, ben Müslüman değilim diyorsa, o kişinin vicdanına, o kişinin inancına, kafasına, zihnine baskıyı, zorlamayı bizzat Cenab-ı Hak kendisi kaldırmış. Allah kendisi, sen koyamazsın. Müslüman değilim diyorsa adama başörtüsü için zorlayamazsın, gusül abdestine zorlayamazsın, mümkün değil. Dört mezhepte de Hanefi, Şafii, Hanbeli biliyorsunuz, Maliki mezhep. Dört mezhepte de ortaklaşa hepinizin bildiği, hepimizin bildiği gibi bir Müslüman erkek ehli kitap olan Hristiyanlardan birisinin kızını nikahına Müslüman erkek alabilir mi, alamaz mı? Sesiniz çıkmadı. Bal gibi alır. Allah helal etmiştir. Bir Hristiyanın kızıyla bir Müslüman evlenir, nikahlanır, helalı olur, hanımı olur, eşi olur, aynı evde beraber yaşarlar. Ama o kiliseye gider, sen camiye, onun kılına dokunamazsın. Bizim cemaatimiz din eğitiminden geçmediği için bu meselelere hayretle bakıyor. Senin nikahlındır Hristiyan, Hristiyan'ın kızı, o da Hristiyan. Din değiştirmeye zorlayamasın, cinsi ilişkiden sonra gusül abdestine zorlayamasın, camiye geleceksin diyemesin, bayram namazı var diyemesin. Onu hiç alakadar etmez, o seni ilgilendirir. Baskı yapamazsın, tehdit edemezsin, yeyimine, geyimine asla Müslüman olmuyor diye en ufak bir eksiklik yapamazsın. İslam'ın hakikati budur. Ne demek İslam nizamı gelirse şunlar şöyle olacak, vuracaklar, kıracaklar, vallahi iftira, kainata iftira bu. Bunları yapanlar zalim, bunları yapanlar cahil, bunları söyleyenler zahil. İslam'ın yeryüzünde tatbikatını tarihler, bizim ecdadımız 500 sene Yugoslavya'da kaldı, Bosna'da kaldı, Yunanistan'da kaldı, Bulgaristan'da kaldı bizim ecdadımız Müslüman. Hristiyanlardan bir kişinin burnunu kanatmamıştır. Tarihte göstersinler, Müslüman olacaksınız diye zorladıkları bir köy bile bulamazsınız. İslam hakim olduğu yerde Hristiyan Hristiyan gibi yaşar, Yahudi Yahudi gibi yaşar, Müslüman da Müslüman gibi yaşar. Kimseye vallahi baskı yapamazsınız, İslam'dan çıkarsınız. Zalim olursunuz. Allah'ın kitabı bu böyle söylüyor. Şu kitaptan başka bir Kur'an, başka bir dinin kitabı yok ki yani, ben buradan söylüyorum. O halde bir takım gazetecilerin, bir takım yalan makinası, medyaların, medyacıların, sonra gazetecilerin halini görüyorsunuz. Yemin ile söyleyeyim ki Türkiye'deki gazeteciler gazetecilik yapmıyor. Ya ne yapıyor? Kuponculuk, kupon, kupon. Efendim çanak veriyor, çömlek veriyor, kadınların süslenme, boya veriyor, cila veriyor. Utanmasalar inşaatçılık yapacaklar. Ama sen gazeteci misin? Eşya satan bir tüccar mısın? Hani sen fikir adamıydın, düşünce adamıydın? Bu çanak çömlek ne? Bu züccaciye ne? Bu kupon ne ulan? Senin nereye gazeteci? Hani haber, hani yazı, hani doğru haber? Türkiye'de gazeteci yok. Namuslu gazeteci, şerefli gazeteci kaç tane bulabilirsiniz? O oraya satılıyor, o oraya kiralanıyor,
oraya atılıyor, oraya. Böyle gazeteci olur mu? Allah bunları eğer İslam'a hizmet edeceklerse Cenab-ı Hak bunlara fırsat versin. İslam'ın önünü kesmek istiyorlarsa Cenab-ı Hak bunları kahrıperişan etsin. Başımızın belasıdır gazeteciler. Ülkenin belası, hayatımızın belası, İslam'ın belası bu adamlar. Jurnalci, ihbarcı, muhbir, müflis, müşrik, pis adamlar bugün kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar. Doğru haber yok, dürüst haber yok, şerefli bir haber yok. İşte bunlar işte kökten dinci, aşırı dinci, efendim temelden dinci falan, fundamentalist, liberal, radikal, siyasal, bütün bunları kasten bu kiralık gazeteciler, satılık gazeteciler yazıyor, çiziyor gençleri, aydınları, okumuşları, talebeleri, açık saçak gezen kadınları tehdit ediyor. Aman Müslüman olmayın ha, kelleniz kesilir. Sübhanallah. Niçin böyle yapıyorlar? Niçin böyle yapmaya devam ediyorlar? Bizim yeryüzündeki varlığımız, birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz, barışımız, huzurumuz, her şeyimiz İslam ile bütünleşmiştir. İsimlerimiz hep İslam. Bakın mübarek 3 aylardayız. Recep, Şaban, Ramazan. Yani şimdi baksam cemaatin içinde kaç tane Recep isminde, kaç tane Şaban isminde, kaç tane Ramazan isminde insanlar var burada. Biz ismimizi İslam'dan almışız. Kültürümüzü, künyemizi, edebimizi, namusumuzu, hayamızı, hayatımızı İslam'dan almışız. Biz Avrupa'ya asla muhtaç değiliz. Avrupa'nın kültürüne hiçbir ihtiyacımız yok. Avrupa'dan alacağımız tek şey var, teknoloji, teknoloji, teknoloji. Onların kültürünü asla kabul etmiyoruz. Onların yaşayışını, onların uyuşturucusunu, onların McDonald's'ını, onların pizzasını, onların hiçbir şeyini kabul etmiyoruz. Avrupa'yı reddediyoruz. Avrupa'nın tekniğini, ilmini alacaksın, gerisini kaldırıp atacaksın. Eşcinseller, sapıklar, çarpıklar, köpekleşmiş insanlar. Mehmet Akif merhum ne güzel söylemiş ya Rabbi. Ruhu şad olsun, öyle diyor. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Dedikten sonra medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet kelimesinden Mehmet Akif merhumun kastettiği vallahi Avrupa'dır. Hani medeniyet dediğin, ne demek? Avrupa dediğin, Avrupa. Avrupa dediğin tek dişi kalmış canavar. Aynı canavar daha dün, daha geçen gün, daha geçen sene, daha geçen ay Bosna'da binlerce çocuğu, binlerce kadını parçaladı mı, parçalamadı mı? Avrupa vahşidir. Müslüman insanlara karşı acımasızdır, merhametsizdir. İnsan haklarından kastettikleri tamamen Müslümanların dışındaki insanlardır. Hristiyan olmadıkça, beyaz ırka mensup olmadıkça, bakın Amerika'ya bakın, Amerika gibi bir ülkede siyah ırka mensup olanlar, siyah ırka hala ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşlığın muamelesini görmüyorlar mı kardeşim, görmüyor musunuz? Beyaz ırka mensup olacaksınız, bir de Hristiyan olacaksınız, yoksa insan haklarına dahil değilsiniz. Ezan okundu mu? Cenab-ı Hak tekrar tekrar bu mübarek 3 ayları feyziyle, bereketiyle, saadetiyle, selametiyle insanlığın hidayetine, yani Müslüman olmasına, Müslümanların da yeryüzünde birleşmesine Cenab-ı Hak bu ayları vasıta eylesin inşallah. Vasıta. Çalışmalarımızı hızlandıralım. 3 aylarda dersin başında söyledim, Allah'ın feyzi artıyor, ikramı artıyor, ihsanı artıyor. Normal zamanda bir iyiliğinize 10 misli mukabele eden Allah, Recep ayında 100 misli, Şaban ayında 300 misli, Ramazan ayında 1000 misli mukabele ediyor. Durmayalım.
fakirlere, yoksullara, yetimlere, öksüzlere, dullara, memurlara, işçilere, çaresizlere elimizi açalım, gönlümüzü açalım, cüzdanımızı, vicdanımızı açalım diyorum. Fırsat varken, ruhsat varken, ruhumuz bedendeyken, ölmeden evvel hesabımızı yapalım, hayrımızı yapalım, hasenatımızı yapalım kardeşler. Allahu Teala bütün iyiliklerimizi kabul eylesin. Bütün kötülüklerden bizi muhafaza eylesin. Rıza ve rahmetini cümlemize ikram eylesin. Başımızdaki devleti ve hükümeti Rabbim İslam'a tebdil eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşler, İslami hizmetler, İslami vakıflar, dernekler, cemiyetler hamdü sena olsun harıl harıl çalışıyor. İmam Hatip Okulu Yaptırma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve buna benzer cemiyetler, vakıflar, dernekler elhamdülillah harıl harıl tabirini kullanıyorum, çalışıyorlar. Allah hepinizi cennetine kabul etsin. Yardım ediyorsunuz, destek oluyorsunuz, zekat, fitre, sadaka, teberru, tasadduk, bağış, bağış, bağış yapıyorsunuz. Bu cami bakın işte böyle bir eser ortaya çıktı. Şu anda Umraniye'de 111 cami inşaatı var. Şantiye gibi maşallah. Yapacağız. Daha mükemmelini, daha muazzamını yapacağız. Talebelere, öğrencilere emek vereceğiz, yemek vereceğiz, fırsat vereceğiz. Yatmaları, kalmaları, yetişmeleri için tedbir alacağız. Bunun için çeşitli imkanlar araştıracağız. İşte bugün camimize, cemaatimizin yardımına müracaat maksadıyla bir talebeler üzerinde hizmeti olan, gayreti olan Erzurum'da yetişmiş Alvarlı Hoca Efendi merhumun ismi üzerine bina edilmiş bir vakfımızın mensupları vakıf adına yaptırdıkları takvimi, duvar takvimi getirmişler. Duvar takvimi. Çıkarken birer tane alırsanız hem takviminiz olur hem de bu da gayrete, bu hizmete katkınız olur. Şimdiden Cenab-ı Hak cennete vesile eylesin inşallah. Cemaline vasıta eylesin inşallah. Yolumuzu ve yönümüzü Rabbim